Merhaba gençler. Dördüncü sınıf ara yayınları atölyem kitabında açı ölçer ile açı ölçme ve çizme konusuyla arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, açı ölçerle yani ilitkiyle arkadaşlar açıyı nasıl ölçeceğiz ve nasıl çizmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bilgilerimize bakalım. Kalemimizde defterimizde bir nokta işaretleyip bu noktayı isimlendirelim arkadaşlar. Hemen şimdi benim elimde açı ölçeri gösteremeyeceğime göre ben sadece göstermeye çalışacağım. Bir nokta belirledim. Bu noktaya örneğin ben E noktası dediğimi düşünüyorum. Köşesi bu nokta olan istediğimiz yön ve uzunlukta bir ışın açıkenar çizelim. Hem bir ışın arıyorum. Köşesi istediğimiz yönde arkadaşlar. Yani şöyle diyorum. Buraya çizebilirim. Buraya çizebilirim. Buraya çizebilirim. Fark etmez. Ben buraya çizeyim diye düşündüm. Bir ışın çizelim. Açıların ortasında işaretli olan yeri A noktasının üzerine yerleştirelim. Ben buraya E diye gösterdim. E'den devam ediyorum. Evet, yerleştirelim. Arkadaşlar açı ölçeri, tabii benim burada açı ölçeri gösterme durumum yok ama şöyle gösterecek olursam. Bakın açı ölçeri biliyorsunuz şu yandaki şekil. Onu şöyle gösterdim diyelim. Açı ölçerin şu ortasında gençler. Bakın şurada küçük bir nokta var veya bazen açı ölçerlerde delik var diyelim. Orayı tam şu E noktasının üzerine getireceğimizi düşünelim. Yani şu delik tam bunun üzerine gelecek. Devam ediyorum. Açı ölçer ile 0 dereceden başlayıp ok yönünde ilerleyerek 60 derecelik açıya karşılık gelen noktayı işaretleyelim. Arkadaşlar 0 burası. Buradan itibaren artıyor. Bir de arkadaşlar açı ölçerimizin üzerine dikkat ederseniz tekrar buradan da 0'dan başlayıp 180'e kadar geliyor. Açımızın eğer değer anlamında küçükse, 90'dan küçükse sol taraftaki 0'dan başlayacağım. Öyle düşünüyorum. 60 yaklaşık buralara bir yere gelir arkadaşlar. Şuraya 60 olarak düşünüyorum. İşaretledim. Daha sonra açı ölçerinizdeki cetvelin üst kenarını çizmiş olduğunuz kolun tam üzerine yerleştirmeliyiz diyor. İşaretlediğimiz noktayla A noktasını birleştirip açımızı oluşturalım. Ben de burada E noktasını yapmıştım. Ve E noktasını o az önce belirlediğim 60 noktasıyla birleştirelim diyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben ne çizmiş oldum burada? Bir E açısı. E açısını bakın bu şekilde gösteriyorduk biliyorsunuz. Veya E açısını bu haliyle sembolle göstermiş oluyordum. Bir E açısı çizmiş olduk diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet. Aşağıda verilen iletki üzerindeki açıların ölçülerini yazınız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar açılara dikkat ederseniz bakın. Şurası sıfırdan başlıyor. 10, 20, 30 diye devam ediyor. Bir de burada 180'den arkadaşlar azalarak devam eden bir yer var. Biz nereye kabul ediyoruz? Eğer açımız bakın arkadaşlar. Şu açı kollarını bir gösterelim. Açının kolları bunlar. Daha sonra göreceğiz. 90 dereceden büyükse arkadaşlar. 90 dereceden ki büyüktür bu. Bak 90 dereceyi geçti. Açının başlangıç konumundan 90 dereceyi geçtiyse şuradaki 90'dan büyük olan sayıyı alacağım arkadaşlar. Baktığımız zaman o zaman bu açının ölçüsü 110 derecedir diyorum. 110 derece. Geliyorum. U açısına bakıyorum arkadaşlar. Yine 90'dan 90, 100, 110, 120 derece. 90'dan büyük 120 derecedir diyorum. Bakın gençler E açısına baktığım zaman da EF ışını ve ED ışına bakıyorum. ED ışını 90'dan küçük olduğu için buna dar açı diye isimlendireceğim. Ve 90'ın altındaki 80, 70. 70 derece olarak da ölçüsünü yazmış olacağız. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Evet. R açısına baktığımız zaman arkadaşlar direkt 90'ı gösteriyor. 90 derece yazdım. Bakın 90 derece dikkat ettiyseniz hem alttaki hem de üstteki sayıların tam ortası. Yani 0, 10, 20, 30 diye devam ediyordu. Diğer arkadaşlar buradan başlıyordu. 0, 10, 20, 30 diye. 90 tam ortasıdır. Yani aynı zamanda bu
dik açıdır diye de belirtmiş olalım. Evet, K açısına bakıyorum gençler. Açının korumuşlar dikkat edin. Işınlarımız her ikisi de sol tarafta ve 90'dan küçük olduğunu görüyorum. O halde 10, 20, 30 derece olarak yazıyorum. Evet. N açısına bakıyorum. Işınımız burada. Diğer ışınımız burada gençler. O halde neyi gösteriyor? 90, 100, 110, 120, 130, 140 dereceyi gösterir diyorum. Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, burada yapmamız gereken bizim, şimdi benim burada benden ne istiyor? Aşağıda verilen arkadaşlar açıların ölçülerini iletki yardımıyla çiziniz diyor. Tabii ben burada iletki kullanamayacağım diyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak ben değerlerini size söylemeye çalışayım. Sizlerden tek ricam evde iletki yardımıyla bu açıların ölçülerini bulmaya çalışınız. İletkiyi şöyle gösterelim gençler. İletki ne yapmanız gerekiyor? B iletkini biliyorsunuz. Öncelikle B ışını var ya, şurada ışını yerleştireceğim iletkimi ve iletkinin şu delik noktası veya o ortadaki nokta şu B köşesine gelecek şekilde yerleştirdiğim zaman buradaki sayıyı okuyacağım arkadaşlar. Şu sayı, bu ışının kestiği yerdeki sayı benim açım olacak diye söyleyeceğim. Açımın ölçüsü olacak. Birinciye baktığım zaman dik olduğunu görüyorum. Yani 90 derecedir arkadaşlar bu. Dik bir açıdır. 90 derece dedim. İkinciye baktığım zaman arkadaşlar 90'dan büyük. Yaklaşık olarak 110 derece gibi görüyorum. 90'dan küçük olduğunu görüyorum. Yani 70-75 gibi ama ben 70 derece diye yazayım. Evet, buna bakıyorum arkadaşlar. Şu noktaların ortalarından geçtiği için ben buna yine 90 derecedir diyebilirim. İlerleyen yıllarda şu noktaların yani konum belirlemeden dolayı 90 dereceyi tekrar anlatacağız diyelim. Evet, E açısına bakıyorum. 90 dereceden büyüktür arkadaşlar. Ve 120 derece gibi bir derece görüyorum. Devam ediyorum. Evet, ışınımızı alalım. Bizden arkadaşlar ne istiyor? Aşağıda birer kolu ve ölçüsü verilen açılar çizin diyor. A açısı arkadaşlar 70 derece. O halde ne olması gerekiyor? Bakın böyle olsaydı 90 olacaktı. 90'dan küçük olacak. Yaklaşık olarak buraya gelecek diyorum. B açısına bakıyorum. Arkadaşlar tam buraya gelseydi, yani dik olsaydı 90 derece olurdu. 110 90'dan büyük olduğu için birazcık açıyorum. Evet, açı ölçerim olmadığı için, açı ölçerle burada gösteremeyeceğim için arkadaşlar sizlerden evde iletki yardımıyla bu açıları çizmenizi istiyorum. Ben yine de göstermek istiyorum şöyle. A açısıydı. Köşeye A yazıyorum. Bu da B açısıydı. Köşesine B yazıyorum. Evet, devam ediyorum. Işınımı alıyorum. 90 derecedir arkadaşlar. Bakın şöyle tam karelerin kesiştiği yer bizim için 90 dereceyi gösterir diyoruz. 160 derece. Bakın şu 90 derece, şu 180 derece olur arkadaşlar. Şöyle 160 dereceyi yapalım. Bu da 45 derece gençler. Hemen şuraya 45 derece, bakın tam ortasına gösterebilirim. İsimleri yazalım. C açısı, D açısı ve E açısı olarak da isimleri yazıyorum. Evet arkadaşlar, İsimlerini bu şekilde yazmış olalım. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar, saat üzerinde açının gösterimi. Bakın bunu şöyle anlatmak istiyorum size. Aşağıda verilen saatlerdeki akrep ile yelkovan arasındaki açının ölçüsünü bulalım diyor. Gençler burada bizim saatimiz 12 tane saatimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4 diye. Yani saat aslında 12 tane aralığa bölünmüş diye düşünüyorum. Arkadaşlar saatin tamamı yani bir çemberdir ve çember aynı zamanda dairedir diyebiliriz, fark etmez. Bu daire bizim için arkadaşlar 360 derecedir. Ben 360 dereceyi 12'ye bölecek olursam 2 saat arasındaki kalan açıyı bulmuş olurum. Yani sadece mesela 1 ile 2 arasındaki açıyı bulmuş olurum.
360'ı 12'ye bölelim. 3'ün içinde yok, 36'ın içinde. 3 kere 3 kere 12 36. 0'ı indirdim arkadaşlar. Aynen ekledim. 30 derece nedir arkadaşlar? 1 saatlik açının ölçüsüdür diyelim. Şimdi birinci şekle baktığım zaman arkadaşlar saat 3'ü gösteriyor. 3 ile yani akrep 3'ü gösteriyor. Yelkovan 12'yi gösteriyor. Arada bakın 1, 2, 3 tane ölçü var arkadaşlar. 3 tane aralık var. O halde ben 30'u 3 ile çarparsam 30 çarpı 3 diyorum. 90 derece olur bu açının ölçüsü diyelim. Evet, ikinci şekle baktığım zaman akrep 5'i yelkovan 12'yi gösteriyor. Arada 5 tane saat var arkadaşlar. 5 saat geçiyor. O halde 5 çarpı 30'dan 150 derecedir diyorum. Evet. 3. saate baktığımız zaman 2'yi gösteriyor arkadaşlar akrep. O halde 2 çarpı 30 derece 60 derecedir diyor. Evet. Bu saate bakıyorum arkadaşlar. 10 ile 2 arasında yine bakın 1, 2 tane saat var. O halde 2 çarpı 30 60 derecedir. Evet, buna baktığım zaman saat 7'yi gösteriyor. 12. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane saatimiz var. 5 çarpı 30 150 derecedir diyorum. Evet, bu saatimize baktığımız zaman 9'u gösteriyor. 1, 2, 3 tane saat var gençler. 3 çarpı 30'dan 90 derecedir diyorum. 90 derecede yazalım. Evet. Bu saate baktığımız zaman arkadaşlar saat 6'yı gösteriyor. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saat var. 6 çarpı 30 180 derecedir. Evet, saat 1 arkadaşlar. 1 tane saat olduğu için direkt 30 derece gösteriyorum. Saat 11. Bu da yine arada bakın 1 saatlik yer var. Bunu da 30 derece olarak gösterelim diyoruz. Evet arkadaşlar, bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.